Of Allah'ım delileri göğe çek. Yahu çiftlikte olsa daha iyi. Kendi evinizde sizin yaşam biçiminiz bu mu? Sizin eşiniz orada mıydı? Eşiniz oradaysa bu daha büyük bir rezalet. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın savcılıkta vermiş olduğu ifade Hürriyet Gazetesi'nde yer aldı. Bu konuyla ilgili yorum yapmadan önce ifadesini size okuyayım. Sonra üzerinde konuşalım. Kendisine gösterilen ilk videoya ilişkin yani o öpüşme var ya o videonun adına bir numara demişler. Bir numaralı videodaki öpüşen kişi benim. Ancak karşımdaki kişi kesinlikle ST değil. Söz konusu kadın ZN'ye'dir. Bu görüntüler kendi evimde çekildi. Kuvvetle muhtemel söz konusu görüntüleri kendimiz çektik. O esnada kutlama yapıyorduk. İkinci videodaki kişinin yüzü belli olmadığı için o ben değilim diyor. Onun kime ait olduğunu da bilmiyorum diyor. Size tecavüz iddiasında bulunan kadını tanıyor musunuz diyor. Hayır ben o kadını hiç tanımıyorum diyor. Sonra kadını tarif ediyor. Bu kısmı da okuyayım size. ST isimli kadının kim olduğunu düşünüyorsunuz diye soruyor. Cevap veriyor Atabay, çete ile ilişkili olduğunu, kendisi bir internet sitesinde yazı yazıyor. Aydın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bir üyesi, aynı zamanda Efeler Kadın Kollarının bir üyesi. 2017 senesinde kadın kollarının seçime girdiğini, seçimi kaybettiğini, sonra CHP'den istifa ettiğini söylüyor. Diğer şahısların da ifadeleri var. Onlar da böyle bir kadın tanımadıklarını söylüyorlar. Belediye Başkan Yardımcısı Özür gün Gündoğdu da ifadesini şöyle veriyor. Diyor ki ben o dönemde doğum yapmıştım, doğum iznimdeydim, çocuğumu emziriyordum. Uyuşturucu falan kullanmam söz konusu değil. Ali Çağlar'ın savunması da şu, madem bu kadın bu iddiada bulunuyorsa benim çiftliğimin yerini niye yanlış gösterdi? Ali Çağlar beyefendi kardeşim, kadın senin çiftliğinin yerini göstermedi. Sabah gazetesiyle Hürriyet gazetesi gitti çiftliği çektiler. Çiftlik de senin çiftliğin değil doğrudur. Onun yanında senin çiftliğin. Tarif eden de kadın değil. Kadın savcılıkta ve baş müfettişlikte senin çiftliğini krokisini tarif ediyor. Savcıya ediyor gazeteciye değil. Böyle aptalca bir savunma olmaz. Önder Çiçek de aynısını söylüyor. Ben böyle bir kadını tanımıyorum. Böyle bir kadının varlığından dahi haberim yok diyor. Şimdi savcılığın yaptırımı ne olur bilmiyorum. Bildiğim tek şey bu savunmadan sonra dörtlü serbest bırakıldı. Yapılan savunma savcıyı haklı çıkarıyor. Bu bir suç unsuru değil. Ancak ifadeden sonra savcılıktan çıkıp evine giden o grupla ilgili Ali Çağlar ve Önder Çiçeği ayrı bir kenara koyuyorum. Ahmet Deniz Atabay nasıl bir ruh haliyle belediye binasına doğru yöneldi vallahi benim aklım almadı. Bir kaset var. Bu kasette bir kadından bahsediliyor. Kadının tecavüze uğrayan kadın olmadığını söyleyip başka bir kadınla birlikte ben evimde oturup kutlama yaptım. Kutlamayı da ölümsüzleştirmek için galiba biz çekmişiz diyor. Mağdurenin avukatının talebi hiçe sayılmış. Uyuşturucu kullanıyor musunuz sorusu yok. Kan testi talebi yok. Kan testine göndermek yok. Ancak ifadenizde söylüyorsunuz ki ben bu kadın değildi başka bir kadınla. Bunu yaşadım. Devamı yok sadece ayakta bir öpüştük ve bunu kendi evimde yaptım. Kendi evimde yaparken de arkadaşlarla bir kutlama yapıyorduk. Kutlama esnasında ölümsüzleştirmek için kuvvetle muhtemel biz çekmişiz. Of Allah'ım delileri göğe çek. Yahu çiftlikte olsa daha iyi. Kendi evinizde, aile ortamınızda, eşiniz, çocuklarınız, sizin yaşam biçiminiz bu mu? Sizin eşiniz orada mıydı? Eşiniz oradaysa bu daha büyük bir rezalet. Başka insanlarla öpüşüp koklaşmanızı, sevişmenize tahammül mü ediyor? Sesini çıkarmıyor mu? Ey evli barklı kadınlar, hanginiz bunu kabul edersiniz? Eşiniz eve bir hatun getiriyor, arkadaş grubuyla kutlama yaparken onu öpüyor, bunu öpüyor. Bunu siz kabul eder misiniz ya? Vallahi ben bıçaklanırım. Bundan eminim. Bir diğer hadise ben bu mağdureyi tanımıyorum ama mağdurenin seceresi bu. Tanımıyorum ama bu kadar bilgi sahibiyim. Ve bunu rant çeteleri tutmuş. Ben de dilimde tüy bitti. Diyorum ki rant çetelerinin tutmuş olduğu bir kadın böyle bir kadın olamaz. 40 yaşına merdiven dayamış, evli, çoluk, çocuk sahibi ve eşinden gerçekten çok korkuyor. Ya bir kafanızda canlandırın, iştira atmak için para karşılığında tutulan bir kadın ekranlara çıkar, kıyameti koparır. Sayar, söver. Bu kadın yüzünü göstermeye utanıyor. Bu kadın gitmiş ismini değiştirmiş. Hani ST'yi tanımıyorum diyorlar ya. Zaten ST diye birisi sonradan çıkıyor. Başkan yardımcısına da aşk olsun. Ben onun yüzünden vallahi eşimle kavga ettim ya. Dedim ki ya sen nasıl bir memursun? 30 yıldır benim eşim çalışıyor ve Akbil'in parasını yarım ayda benden istiyor. Başkanın yardımcısı da devlet memuru. Özgür Gündoğdu. Ama üzerinden 50 milyon liralık servet çıkıyor ya. Tapu Kadastro'ya kardeşini getirmiş. Anne babasının üzerinden onlarca tapu çıkıyor. Bizi izleyen memurlara soruyorum. Memuriyet yaptığınız dönem içerisinde şöyle bir, bir tane kadına yan gözle bak. Akşam oldu bir tane pavyona gidin eğlen. Sizin bir kare fotoğrafınız çıksın. Sizi devlet parça pincik eder. Bu başkan yardımcısı devlet memuru kadrosundan belediyeye giriyor. Kadın o 5 yıllık memuriyetlik döneminden sonraki 5 yıllık belediye başkanlığı yardımcılığından birden ihya oluyor. E 5 senelik devlet memuru nasıl olur da bu kadar varlık sahibi oluyor? Benim eşim de 30 yıllık devlet memuru. Vallahi nana muhtaçız ya. Diyorum ya sana Akbil'le işe gidip geliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Gündoğdu diyor ki ben o sırada doğum yapmıştım, doğum iznindeydim. Benim bu taraklarda bezim yok. Ben Didim'e gittiğimde Ahmet Deniz Atabay'ın eski avukatı Ali İhsan Aktimur'la tanıştım. Kendisine bir soru sordum dedim ki kulağıma bir bilgi çalındı. Belediye başkanı ile yardımcısının arasında bir gönül ilişkisi olduğuna dair bir iddia var. Siz orada avukatlık yaptınız. Bu iddia ile ilgili gerçeklik payını ben sorguluyorum. Böyle bir şey belgesi olması gerekiyor. Dedi ki sevgili olmanın belgesi olmaz. Ancak ben şunu biliyorum. Gece saat 4'tü. Özgür gün doğduğunun eşi beni aradı. Dedi ki avukat bey ben Eşime ulaşamıyorum. Eşim nerede? İkisinin de telefonuna ulaşamıyorum dedi. Ben de dedim ki valla benim haberim yok. Sonradan eşiyle Özgür Gündoğdu'nun arasında şiddetli bir kavga çıkıyor. Sen bu saate kadar neredeydin diyor. Diyor ki ben belediye başkanının yardımcısıyım. Beni çağırıyor gidiyorum. Aradan bir zaman geçiyor. Özgür Gündoğdu'nun belediye başkanıyla birlikte Ankara'ya gittiklerini, Ankara İbiş Otel'de kaldıklarını avukatı bana aktardıkları şeyler bunlar. Bununla ilgili de Didim'de bana şahitlik edecek 4 kişi var. Yani kendisini masum olarak tanıtan Gün Gündoğdu denilen devlet memuru kadrosundaki başkan yardımcısı anlatıldığı gibi evde çocuğumu emziren masum bir anneydim. Açıklaması bana hikaye gibi geldi. Gelelim mağdurenin avukatı Murat Sultan Su ile ilgili ortaya atılan iddialara. Derler ki rant çetelerinin Avukatlığını yapan Murat Sultan Su nasıl olur da aynı kadının avukatlığını yapıyor? Ben hiç dönüp dedim mi ki Adnan Oktar'ın avukatı nasıl belediye başkanının avukatı oldu? Bu üzerinde durulacak bir mesele değil ama çok dillendirildiği için söyleyeyim. Üç çocuğum var üzerine yemin ederek söylüyorum. Murat Sultansu İstanbul Maltepe'de ofisi olan bir avukat. Daha önce rant çetesi dedikleri şahıslarla çalışmış ancak irtibatını keseli yıllar olmuş. Bu Didim Belediye Başkanı ile ilgili A haberde hani tutuklandığı yazısı çıktı ya avukat o gün beni aradı. Mehmet Bey dedi ben uzun yıllar bu pislikle uğraştım ama başa çıkamadım. Size hem teşekkür hem de tebrik etmek için telefon açtım. Bu konuda inşallah muvaffak olursunuz. Sonuç odaklı olur. Adalet yerini bulur her iki kanat içinde. Benim sizin için yapabileceğim bir şey varsa da her zaman emir telak ederim dedi. Ben de estağfurullah dedim. Eğer benim için bir şey yapmak istiyorsanız ben sizden bir şey rica edeceğim. Siz o bölgeyi tanıyan ve bu süreci bilen bir avukat olarak ücretinizi ben vermek koşuluyla siz bu mağduraya avukatlık yapar mısınız dedim. Telefon kayıtlarım da duruyor. Avukatı oraya gönderen kişi benim. Avukat da dedi ki yok ben bunun için ücret almam tuzum olsun bu çorbada diye kalkıp o gün yola çıkıp giden avukat arkadaştır. Rant çetesiyle şu çetesiyle bu çetesiyle çalışan bir kişi değil Ahmet Deniz Atabay ve grubunun ortaya attığı iddia tamamen yalandır. Süreç ne olur bilemiyorum. Yalnız son iki videomdan sonra yani pazartesi günü biraz bir hareketlilik oldu. Aldığım duyuma göre gerek Adalet Bakanlığı, gerek İçişleri Bakanlığı, gerek devlet, Gerek polis bu işe ciddi manada eğilmeye başlamışlar. Aynı orantıda CHP de bu işe bir hayli kafa patlatmış durumda. Bir hareketlilik var dedim de. Önümüzdeki günler neyi gösterir bilemem. Yarın ola hayrola. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.